Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Şimdi geçen ders iftihar babı ile ilgili kuralları görmüştük. Ee, onların işte, nasıl ilerle uğradığını görmüştük. Şimdi bu derste de zayi ile ilgili göreceğiz. Yani Arapçada zayit harfler oluyor. Yani hem fiile gelen hem de e, isme gelen aslında olmayan ama zayit olarak gelen harfler oluyor. Bu da 10 tane. Hem isme, hem de fiillere gelen ziyade edilen harfler 10 tane. Bunların e, şöyle bir şey yapmışlar. Kısaca Eliyame Tensahu terkibiyle bunu olmuş? ifade edilmiş. Eliyame Tensahu işte Elif, Lam, Ya işte Vav mim, ta. Mesela diyelim Ahmet kelimesi. Buradaki elif zait oluyor. Veya erracul El derken elif lam zait. Veya rahimun derken bakın ya zait. Mensurun da vav zait. Yani aslında yoktu. Mektebun derken mim. Değil mi? Aslında ketebe. Veya mektebetun derken şu ta zait. Aslında mektebundur. Atşanu derken aslında bunun adaşe. Değil mi? O da Nuzayt. Ya yani, müstal ı Firun derken Sinzayt. Ya yani, Sabirun derken Elif Ya yani, i̇stifay Elif. Biraz bunlar ha derken bakın Ümmü Hattaki Haneyimiz Zayt'miş. Çünkü aslındır Ümmün değil mi? Yok hocam Eteyni harfleri değil. Ya yani, ha, aynı ha onlar da Zayt doğru. Onlar da yani Firuzaların başına gelip Zayt olanlar. Mesela Ekrame. Bu da Zayt başlıyor. Aslı kerume lil kalem derken ait. Selga cehvera ketep tüm derken şu mim zait. Aslında kitap tüdür yani. Tekessera nektubu istakrece fetaha elif kitabuhum. Bakın bunlar hep e, örnekler vermiş. Tamam. E, bunlar zait. Ama şu, e, şöyle bir e, kural var. Eğer o kelimeden bir harf atıldığında ortada en az üç harfli manası olan bir kelime kalıyorsa atılan o harf zayit harftir. Yani bir şey var, diyelim bir kelime var. Deneyelim mesela. Ne olsun mesela? Diyelim nasaru. Nasaru değil mi? Buradaki zayit olan harf hangisi? Şu vav. Vav'ı attık. Bu sefer geride üç harfli olarak nasara diye bir şey kaldı mı? Kaldı. O zaman bu nedir? Zayit. Ya yani mesela diyelim şöyle bir şey görsek. Ve A Burada vav var. Şimdi buradaki vavımız zayit mi bizim? Hayır. Değil. Niye? Çünkü bu kelimenin aslında vav'a attığımız zaman mana ee, ne olmuyor? Olmuyor değil mi? Ade diye bir şey olur mu? Ade. Ama hocam vav zayit Vav zayit Bizim, bizim kastımız ne? 3 harfeden fazla olduğunda artı bu zayit harfli gelirse o zaman zayit olabilir. Ama diyelim kelimemiz üç harfli ve onu attığımızda manası olmuyor. Yani şimdi ben vava atsam buradan ne olur? Ade. E böyle bir mana var mı? Ade ne demek? Veya diyelim ekrame. Ekrameden e, ben şey atsam ne olur? E, kerume olur. Veya diyelim Ahmet'i bakın ben övüyorum. Ahmet'i, Nahmet'i başındaki hemzi yazsam ne olur? Hamide. Övdü. mana oluyor. Ama örnek verelim ekele. Yedi. Başındaki hemzi yazsam ne olur? Zahit desem de. Kele. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu ne olmaz? Buradaki hemzemiz zahit olmaz. Aslı olur. Yani eğer o zahit çıkarıldığında mana olmuyorsa o zaman bu ne olmaz? Zahit olmaz. E, eğer o kelimeden bir harf atıldığında Ortada en az üç harfli manası olan bir kelime kalmıyorsa, atılan harf kelimenin aslındandır denilir, tamam? Mı? Yani atılan harf zayit değildir. Yani ve adede attık, baba attık diyelim ama zayitti. E ne kaldı geriye? Ade. Ade diye bir mana var mı? Yok. Artı, e, üç harfli bir kelime de kalmadı ortada. Ne kaldı? İki kelime kaldı. O zaman bu ne olmaz? Zayit olmaz. Mesela demiş, vesvese kelimesindeki vavlardan birisini veya her ikisini birden kaldırdığımızda geriye kalan harflerden manası olan bir kelime ortaya çıkmayacağından vav harfi bu kelimenin aslında da denir. Şimdi vav atsam ben ne olur? Vesse, şu vav atayım, ne oldu? Vesveseden, Vese. bir şey oldu yani. Bunun bir manası var mı? Yok. Tam o zaman ne olmaz? Bu vesvesenin vavları şey değilmiş demek ki. Ne değilmiş? Zayit değilmiş. Aynı şeyler si, S, harfi içinde geçerlidir. Yani e, e biz e, atsak o da olmaz. Mesela yensur kelimesindeki yayı kaldırdığımızda ise geriye manası olan bir mazi fiil kaldığından ya harfi burada kelimenin aslında olmayıp zayit harfi denilebilir. Tamam Burada demek ki neymiş? Ya harfi kelimenin aslında değil çünkü yani bizim kuralımız şu ya zayı harfi çıkardığımız zaman da kelimenin manası var mı yok mu? Zayıyı çıkarsam buradan yensurdan ne olur? Nasara oluyor mu oluyor? Tamam burada bunu anlattı şimdi bunu okuyacağız bunun Arapçasını okuyalım. Yani manası değişebilir değil mi hocam? Yani değişse de bir mana kalıyorsa sonuçta Tabii tabii aynen çünkü hocam ekrame, ikram etti Kerime e, cömert oldu. Yani bak değişti. Değişebilir. ona sıkıntı yok. Hocam üç evet. harf üç harfli diyor ya. Mesela evet. fakat lan fa atsak iki harf ne? kalıyor. Ne? Fakat kelimesinden fakat. Bak fakat zaten fakat zaten isim fiildir. Kat. İşte fa tezi tezin şey için gelmiyor mu? tezini tezi inne değil mi Tamam niye? Onu attığımız zaman atmamız mümkün mü? Mümkünse iki kalıyor. Bak, mübarek bak şöyle. Yansur ne demek? O yardım ediyor değil mi? Yani bir kelime yansur. Evet. Ama fa e, fakat iki kelime. Bir fa'dan oluşuyor bir de kattan. Anladın mı? Ekleme değil mi fa oraya? Hayır. Fa başka bir kelime. Hı? Başka bir kelime. Dolayısıyla orada ne var? İki kelime var. Ama bizim konuştuğumuz tek bir kelimeyi konuşuyor. Diyen suyu konuşuyor. Veya Nasirun. Şu Nasirun'u konuşuyoruz biz. Nasirun. Yardım edici, istifail. Buradaki zayit olan şey nedir? Şu eliftir. Ne bildim? E çünkü elifi atsam buradan ne kalır geriye? Nasar'a kalır. E mana tamamdır. Ama fakatlığı değil. Fa başka bir kelime. Kat başka bir kelime. Peki. Ve kurufu harfler. Elleti tüzadu ilave olunan harfler. Fil esmaif fiilleri, isimlere ve lefal fiillere. Fiillere ve isimlere ilave olan harfler nedir? Aşaratun 10 tanedir. El hurufun haberi. Yani 10 tane harf var. Aynı gördük onları. 10 on tane harfimiz fiillere ve isimlere ilave olunuyor. Neymiş onlar gördük. Elif, lam, ya, vav, mim, ta, nun, se, elif, he örnekleri görmüş olduk. Tamam. Şimdi e, mecmur ha onun toplanmış hali bir kalıba dökülmüş hal nedir? el mı tensahudur? Yani toplanmış kalıba dökülmüş hal. Elia tensahudur? Şimdi feyn kaneet ise ne? Kelime tür. Bir kelime gördün. Mesela ne, ne görelim kelimeyimiz? yen suruyu gördük. Yen yen suruyu gördük. Fein kanet olursa kelime tün bir kelime gördük biz. Ve adeduha halbuki o kelimenin adedi sayısı oradaki o harflerin sayısı yani zaidün zaittir fazladır. Ala 3 harften e, fazladır. Evet. Yen ya baktık. Kaç harfli yen suru? 4 harf değil mi? Yenun satra. Yenun satra. 4 harf. Tamam. adeduha sayısı zaidun zaiddir. Ala selaseti ahrufin. 3 harften fazla var. 4 harfli. Daha. Ve fiha. Halbuki orada vardır o kelimede. O yen suruda. Ne vardır? Harfun vahidun. Bir harf vardır min hadihil hurufi. Bu harflerden bu 10 harf var ya el yeme İşte elif, lam, ya, vav, mim. Bunlardan da bir harf var ise fahkum sen hükmet. Fe'nin cevabı. Eğer böyle bir şey olursa bir kelime buldun. O kelimenin sayısı 4 artı bu bu kelimelerden de yani bu harflerden de bir harf var ise fahkum sen hükmet ki enne ha tüm onu zait olduğuna hükmet. İlla müstesna. Yani zayit deme. Zayit diye hükmetme. En la yekûne olmazsa leha o kelime için manen bir mana olmazsa biduniha bu üstteki saydığımız harfler olmaksızın. Üstteki sayılan harfler elyeme <laughs> tesahu harfler olmaksızın. Manas olmaz ise o zaman o zayit olmaz. Mesela yesura. Değil mi? Ye sura kolay oldu. Hocam ya atalım bu da ya zayittir. attık diyelim sura. E sura diye bir mana oldu mu? Olmadı işte. Zaid attım da hani zayit harf dedim ya attım da mana olmazsa o zaman bu zayit değildir. Zayit olduğuna sen hükme demezsin. Tamam? Ze De, okuyayım burayı. Fahkum hükmet bi enneha o kelime zaidetun zayittir. Dört harfli bir kelime buldun ve e, o kelimede bu harflerden bir harf var eliyometen sağından de ki bir en Bu harf kesin zayittir de. Niye? E, çünkü zayid. Ama illa müstesna en yekune leham olmazsa manen bir mana biduniha o harfsiz bir mana olmazsa o olmaz zaman zayid diyemezsin. Şimdi ve adeyi gördük. Ve ade şimdi vav zayid mi burada? atsam vav mana mı olur? Ade diye mana olmaz değil mi? Peki. Ve evvabu rubai külleha müteaddiyetun illa derbaha fe innehu lazımın. Şey demiş, rubai babların hepsi müteaddidir. Derbaha müstesna. Buna anlatsızız hemen geçiyorum. Şimdi babların manalarına geleceğim. Anlaşıldı tamam. hocam. Eee evet. Kumasi babların hepsi lazımdır. İftaal, tefaül, tefaül babları lazım ile müteahhitler arasında müstektir demiş. Bunları daha çok binada görülmesi daha önemli. Çünkü hani o binada Şedel Arf diye bir kitap vardı ya. Ben o yani göstermiştim. Mesela bir babın 10 tane manası var. Ne bileyim ne, ne mesela diyelim tefaül babının 10 tane manası var. Daha fazla manaları var. Hani bunlar daha çok tesirlerde öğreniliyor. Yani ben Nesefi okurken çok öğrendim. Hani burada bu manalıdır diye biraz daha çok tatbikle öğreniliyor. Ama şey okursak en azından eşşedel arifi ben bina dersinde onu anlatmıştım. Yani bütün babların manalarını hani eğer görürseniz iyi olur. Burada hemen kısaca söylüyor ve geçiyoruz. Ve evvel kumasiyim. Kumasinin babları küllüha tamamı levazimi lazımdır illa selasetü evvabin veya selasetü okuyalım burayı. E veya üç bab müstesna iftale ve tefaalele ve tefa ve, ve tefaale e çünkü bunlar müşteriketin ortaktır. Beynel lazım ve mutaati. Mutaati ve lazım aslında ortaktır. Ve bab sudasi sudasi babları da külluha tamamı levazimi lazımdır. İlla bab istifale istifale babı müstesna. E innehu müşterekün müşterikun, beynin lazimi ve müteaddi müteaddiyle lazım arasında ortaktır ve kelimeten iki kelimede min babi if'alla if'alla babında iki kelimede fe innehuma o ikisi ne derler müteaddi yani e, o iki kelime müteaddidirler ve huma israndahu vagrandahu manahuma bunların manası ne galebe aleyhi ona galip geldi ve kaharahu onu kahretti galip geldi Şimdi başlıyoruz. Yani buralar şeydi. Pek şey olmaz yani. Hani akılda kalacak şeyler değil. Bunlar daha çok tatbikli öğrenecek şeylerdi. Şimdi geçtik. Önemli olan yere. İfhal babının manaları. Tamam mı? babının manalarına geldik. 10 tane manası var. Birincisi neymiş? Tadiye yani geçişlik manası. ifhal babının geçişlik manası. Tadi nasıl yani? Kerume diyelim. Keremli kerem ne oldu? Ekrem ona ikram etti. Manası bir. Veya diyelim haracı çıktı, akracı çıkardı. Yani lazımı müteaddi yaptı. Bu birincisi. ikincisi dönüşmek. Sayrule. Ee, yani meşane demek. Emşer racülü. Adam ee, hayvan sahibi olmaya dönüştü. Tamam mı? Maşiye demek hayvan demek. Maşiye hayvan demek. Dolayısıyla meş'a yürüdü. Emş'a racülü. Adam hayvan sahibi olmaya dönüştü. Mesela zulüm ne demek? Karanlık demek. Eğzleme ne demek o zaman? Eğzleme leylü. Gece artık karanlık sahibi olmaya dönüştü. Eğzleme leylü. Gece karanlık sahibi oldu. Yani burada Dönüşmek manası veriyoruz. Birincisi neymiş? Sayrure. İkincisi bu, e, vicdan. Bu çok kullanılır bakın. Bulmak. Ve bunu görmek diyor. Mesela bak ile cimri olmak. bu Kaltühü demek onu cimri buldu. Mesela adam var hiçbir şey yapmıyor. Der. Ben ona diyorum ki Ebu Kaltühü seni cimri buldum ama cimrisin. Ama bakın bu çok kullanılır. Mesela Enkerahu demek? Enkerahu onu çirkin gördü onu inkar etti demek değil yani. Enkerahu ne demek? Enkar tuzalik edersin mesela. Ne demek? Ben bundan hoşlanmadım. Bunu ben çirkin gördüm. Bu, bu çok kullanılıyor. Bunu şey yapalım tamam. Yani ifade babında en çok kullanılan bu diyoruz. Görmek. Mesela diyelim ekrahu ne demek? Ekrahu. Hiç olmaz da. Peki. Ee, hasade var. Hayune demek vakti gelmek. Yani Aksa'da Zer'u, ziraatın vakti geldi artık, biçme vakti geldi. Bu pek kullanılmaz. Yani az yani kullanıyorsa da. Ama Aksa'da Zer'u ne demek? İkinin biçme zamanı yaklaştı manasında. Hani e, Haynu ne demek? Gelmek demek. ne bir şeyin vakti geldi. Hane vakti ders, ders vakti geldi gibi. Sonra şu çok kullanılır. izale. Mesela ne diyor bir hadis-i şerifte? Allah imra'en. Allahu Teala özrünü giderdi. Kimin? Allahu أعذر e'azera. Allah özrünü giderdi. Kimin? 60 yaşına gelmiş hala adam namaz kılmıyor saat onun özrü yoktur. Değil mi? E E'azera. Bakın kullanıyor demek ki. Ne demek? Azra Allah özrünü giderdi yani. Artık senin özrün yoktur. Artık bana özürle gelme diyor. Hadis-i şerifte. Dolayısıyla burada ifal babının hangi manası var? Gidermek. Değil mi? Ne var? Gidermek. Bunu artık ben gideriyorum. Artık yani ne demek? Özür kabul etmiyoruz manasında. Mesela demiş eşke Ondan şikayeti giderdim. Tamamlamış da hani siz ne yapın? Azra örneği güzel oturuyor. Duhul manası var. Mesela esbahar racul ne demek? Adam sabah vaktine girdi. Dukul etti. E, Ketrat manası var, çokluk manası. Elbenen racul. Adamın e, yanında çok süt oldu manası. Elbene. Veya esmerar racülü adamın çok e, meyvesi oldu manasında da kullanılıyor. Tamam Buradan en çok bizim aklımızda kalması gereken <laughs> dukul olabilir. Yani bu da zaten hep şey ne oluyor? Esbaha, emsa, elha bu gibi fiillerde girmek. Yani adam sabahladı. İzale giderdi. Çok kullanılabilir. Bir de ne kullanılabilir? Vicdan yani görmek. Tamam görmek. Ede çok kullanılır. Bir de en son ne var? E, tadiye. Manası var. Yani müteaddiyelik olmak. Celesi oturdu, elcesi oturdu gibi. Şimdi onu okuyalım. Ve hemzet hale ifhal babının hemzesi teci gelir. Bir manalar için gelir. Birincisi el evvelü yani li tadiyet. Birincisi nedir? Mütaaddi yap. Şimdi hocam bunun farklı manaları var tadiyenin. Onu ben şimdi söyleyeyim. Ee, yani önceden pek söylemiyordum da. Şimdi bakın bir taadiye ne anlayacağız? Şunu anlayacağız değil mi? Ee, bir fiili müteaddi yapmak anlayacağız. Mesela diyelim de lazım fiil de hebe bizeydi mütadiy oldu yani onu oldu ne oldu bak mefule geçti ama bir de tadi demek şu demektir mefule geçmesi demektir yani şu demek değildir fiil lazımmış da e fiil lazımmış e, ondan dolayı kendisine e, yani şey almak için mefule almak için cer gelmiş mesela şöyle geçer kitaplarda tuhu billam der mesela. Onun ta'diye olması lam iledir. Bu ne demek? Mesela diyelim der ki amene fiili geçer. Amene fiilinin ta'diyesi billam der. Ya da bilba'i der. Peki amene fiili şimdi burada lazım fiil mi ki? Ona sen müta'diye olması diyeceksin. Hayır. O zaman burada ne anlayacağız? ha? Demek ki amene fiilinin kullanım harfi ceri ba' veya lam imiş bu şu demek değil. Amine fiili lazım fiil. Niye lazım olsun? Amine kendisine tam iki şey alır. meful alır. Amine fiili yani lazım değil. Amine fiil nedir? Müteaddi fiildir. Ama e, ne olmuş bakın? Ba gelmiş. O zaman biz ne diyoruz? E, Tadiyetu bil ba'i. O amine fiilin mefule geçişi ba ile olmuş. Ha, onun bir sürü sebepleri var da hani anlatıyorum ben hep. Ne var? Tazmin var değil mi orada? Yani başka bir fiil manası var orada. Hazmin deniyor ona. İşte o, o başka fiil manası oraya koymak için oraya bağ gelmiş. Aksi takdirde amene fiili lazımdır e, demek değil yani. Niye bunu anladınız mı? Yani tadiyenin farklı manaları var. İşte bir manası da bu. Birincisi ne? Zehebe lazım imiş. Onun müteaddi olmasında işte ne lazım? Bağ lazım. Tamam. Ama bir de fiilimiz zaten müteaddi. Ama başka bir sebepten dolayı Mef'ule geçişinde bağ kullanılmış. E yani bu demek değildir ki bu fiilimiz bizim e, lazım fiil manasında. Tamam o çok önemli yani. Peki akraçtu mesela neydi diyelim haracı çıktı, akraçı çıkardı lazım. Ne oldu? Bir oldu ot. Velisayru üreti dönüşmek. Emşarraculu adam dönüştü. Neye dönüştü? Çok maaşı yani hayvan sahibi olmaya. Sara oldu o adam, da Maşiyetin hayvan sahibi oldu, hayvan. Yani adamın çok sürüsü oldu. Bu da ikiydi. Vel vicdan bulmak, Nahu Eb Haltu, onu cimri buldum. Yani cimri gördüm. Evecetu onu buldum, bakıyla cimri buldum. Tamam, bulmak, cimri bulmak. Ve haynuneti vakti gelmek. Hani yahinu haynune. Tamam vakti gelmek. Ahsede zer'u. Artık yani biçmenin vakti gelmiş. E yani hane vaktu hasadihi o işte şeyi mahsulleri biçme vakti geldi. Artık onların hasat vakti geldi. Veril izaleti gidermek. Eşkeytuhu ondan şikayet giderdim. Yani ezel tüylerdim. Antondan e şikayeti, şikayeti Buraya biz ne örnek vermiştik? Acara. Allah özünü giderdi. Allah onun özünü giderdi. Yani artık özrün yok senin. Özün kabul olmaz. Verit dokul girmek, bir şeyi bir şeye girmek. Esbahan racülü. Adam sabah vakti girdi. İzâ girdiğinde fi vakti sabah. Sabah vakti girdiğinde böyle söylenir. Veli Ketrat'i e, çokluk içinde kullanılır. Çok çok oldu diye. Mesela ben diyelim Basura ne demek Basura? Gördü değil mi Basura? Basura gördü. Ebsara ne demek? Gösterdi mi? Yok hayır. Yani müteahhitli olmaz. Buradaki bu niye geldi bu Elif? tek için geldi. Basura gördü. Ebsara daha güzel gördü. Çok süper gördü. Yani adam basiretli oldu. Manasında. Yani diyor ya biz basiretli. Ve men efsara. Peki. E, Adam çok süt Hocam, sahibi. İza kesura indehu ellebenü Adamın yanında süt çok olduğunda böyle kullanıyormuş. İza kesura çok oldu. İnde onun yanında. ellebenü süt. Evet. Hocam e, tefil ya yani dört harfli bablara giren her fiilin sülasisi lazım değildir o zaman öyle mi? E tabi değil. Ne alakası var? Ya yani oraya gir, girmesinin bir sebebi de lazım yapmak ya. Şey, müteahhit yapmak ya. Hocam o mana değişir. Mesela bakın. Hani illa şöyle bir şey yok. Diyelim kerhe ne demek? Sevmedi. Peki, ekraha ne demek? Sevdirmedi mi diyeceğiz? Hayır. Kerhe sevmedi. Ekraha zorladı. Hiç bak bir bağlantısı var mı? veya Basura gördü, epsara o da gördü. Ama arasında bir tabii bir mana fark var. Yani her ikisi gördü. Yani bir gösterdi değil yani. Yani şu manada olmadı. Mesela diyelim Nasara ne demek Nasara? Yardım etti. Peki İntisara ne demek? İntisara. O da intikam aldı demek. Veya galip geldi demek. Bakın niye şey olmadı? E, Nasara yardım etti. İntisara o zaman ne olsun? Yardım olursun. Öyle bir mana yok ki. Bafların hepsinin değişik değişik manaları var bir sürü manaları var. Bunları eğer iyi bilmezsek hani en azından çok kullanılanları yani hep ezberci gitmiş oluruz. Eğer doğru mana olmaz. O da bayağı bir şey istiyor yani. Çok kitap okumak gerekiyor. Bunlara iyi böyle hakim olmak için çok böyle bir sürü kitap okumak gerekiyor. Yani diğer türlü şey oluyor yani. Peki şimdi o bitti. Geldik istifal Babı'nın manalarına. Ee, ama yani dediğim gibi burada bunların altına bakmayın. Bütün babların manası var. Yani e, de manası var. Diğerlerinin de manası var. Ama bizim maksut e, kitabımız onun yeri değil. Burada hemen kısaca anlatıyor. E, asıl onu yani binada böyle güzelce şey yapması gerekiyor. Hani okuması gerekiyor. O da ilk aşamada da çok zor olur. Şimdi diyelim düşünün ilk defa binaya başlıyorsunuz. ilk defa göreceksiniz. Bol bol size bir okutuyorlar. Şu babın şu manası var. Bu babın bu manası var. Hocam daha binayı anlamadık. Sen bablardan konuşuyorsun. Bir dur hele. Şu şeyi bir anlayalım yani binada ne anlatıyor onu bir görelim de. Ondan sonra Bapların manasında sonra onu görürüz. yani Üç sene, beş sene sonra görürüz onu hemen. Ben nereden anlayayım? Daha ben e, e, daha yeni duymuşum. E, yani Bapların manasını nereden anlayacağım? Peki ilk manası ne? Talep diyoruz. Bu çok kullanılan. ilk bunu öğreneceğiz. Ama mesela diyelim affetmek, istiafları af istedi, bağışlama istedi bağışladı, bağışlanma istedi. En çok bu kullanılır tamam mı? Yani bunu unutmuyoruz. Buna göre mana veriyoruz. Talep manası. İsfel babında talep manası. Bu bir. İkincisi sual istemek. Bu da var. Bunu da görüyoruz. İstahbara ne demek haber istedi. Tamam istahbara haber istedi. Bu da çok var. E, dönüşmek. Bu da var. İstahallel hamuru. Şarap sirkeye dönüştü derken bu da var. İrtikat bu az olsa bu da var. İstikram tühü işte onun e, köremli olduğuna inandım. Evet hocam bunlar okuma parçasıyla olur. bu bol, bol okumakla olur yani. İstikram tühü onların onun ben kelemli olduğuna inandım. Yani burada ne var? İtikat manası var. İstecet tühü bu çok kullanılır. En çok bu kullanıyor neredeyse talep de bu kullanıyor. Bir talep bir de bu görmek. Yani vicdanı ben görmek diyorum. Mesela ciddi, iyi demek, istecet demek. Onu iyi gördüm. İyi buldum demiş de. Ama mesela diyelim galle az oldu. İste galle az buldum. Mesela diyelim bir yemek geldi. Baktım az yapmışlar yemeği. Ne diyeceğim? İste galle, değil mi? Az buldum. Biraz daha çok yapsaydınız ya. Tamam. E, manasında. Yani az görmek, az bulmak. Sonra var raca, isterci var. İsterci o da teslim. Ne demek isterci? Yani insanın başına bir musibet geldiğinde ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Değil mi? Bir musibet. İlla şey olduğunda değil yani. Birisi öldüğünde denmez bu. Yani Peygamber Efendimiz oturuyor da bir şey sönüyor, lamba sönüyor. Orada Peygamber Efendimiz bunu söylüyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Yani düşünün bakın bir lamba sönmesinden bile aniden bunu söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve istif ale yeci eydan li mani Manalar için gelir istifale babı. Bir talebe, birincisi talep. Estağfirullah. Allah'tan istiğfar, bağışlanma talep ediyoruz. Birincisi bu. Ey etlubu minhu. Allah'tan istiyoruz. El mağfirate. Mağfiret istiyoruz. Bu mastar memi değil değil mi? Ghafera yağfuru mağfiretin semayı mazhar. İlla min var diye mazhar olmaz. Bu bir. İkincisi lisu'al e, yani sormak. İstekbera ne demek? Ey se'el el habera haberi sordu. Manasına geliyor. Bu da iki. Velit tahavvuli dönüşü. Istahale dönüştü el hamru şarap hallen sirkeye dönüştü. Bu da iki. 3 mü oldu? 3 oldu. Galebe dönüştü el hamru şarap hallen sirkeye ee, dönüştü. Velil itikat inanmak. İstekram tühü. ne demekmiş? İyata tühü inandım ennehu o kerimun. Çok cömert insandır ona inandım. Velil vicdan bulmak, görmek manasında kullanılıyor. Nahu istecet şey en Ben bu şeyi yeni gördüm. Yani veced tu onu bulduğum yeni gördüm. Hani iyi. İyi gördüm. Iyi. Onu diyebiliriz. Ve teslim Nahu istirca'al kavm. Kavm istirca' yaptı <laughs> in del musibeti. Yani musibet anında istirca' yaptı ne demek. Yani istirca' şu demek. Halu dediler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dediler. Tamam. Bunlar da istifal manalarıydı. Ee, peki. Şimdi ne demiş? Met harfleri, lin harfleri, zevait harfler ve illet harfleri diye bilinen harflerin ittifak ettiği harfler nedir? Vav, elif, ya bunlar ittifakla met harfleridir. Şimdi fiillerin kısımlarını göreceğiz. Ee, misal fiil demiş. Mesela eğer işte ilk harfinde şey varsa illet harfi varsa buna misal denir. Peki niye misal denir? Niye buna misal deniyor? Yani kelimenin faal fiilinde illet harfi varsa buna misal denir. Tamam mı? Fiillerin şu an konumlarını göreceğiz. Misal fiil hiç illet harfi yoksa mesela diyelim Nasara gibi buna sahih fiil diyoruz. Sahih. İllet harfi olmayan sahih fiil. Ama vav ya mesela olursa illet harfi. Buna ne diyoruz? E, misal fiil. E, şey e, vav ya olursa buna illetli fiil diyoruz. Ve o e, eğer vav ya işte kelimenin faal fiilinde olursa buna misal fiil diyoruz. Peki niye misal diyoruz? Var mı? Hareket Mesela bakın şeye Nasara'ya bakın kaç hareket açıyor? Nasara 3 hareket açıyor değil mi? Nasara 3 hareket açıyor. E, misal fiil de 3 hareket açıyor. Ye a da na sara 3 hareket açıyor. İşte hareket açılma konusunda aynı sayı fiile benzediği için buna misal fiil demişler. Yani misal demek benzemek. Hem nasara üç şey taşıyor hareke. Nasara. Hem de misal fiil dediğimiz aynı, e, faal fiilinde ille olan üç tane hareket taşıyor. Ye, ga, Bundan dolayı buna ne demiş? Misal fiil demiş. Tamam. Ortası boş olduğu için de ecvef demek boş demek. Ortası boş. Kale, ba, bunları da ecvef fiil diyeceğiz. Nakıs fiile Nakıs diyoruz. Rama, gazla bunlar da nağız. Niye nağız? Yani son harfi illetli olursa. Bunda şu cezim halinde son harfi düştüğü için. Yani nağız olduğu için. Bakın bir lem gelse ne olur? Lem yer lem yer mi? Bak düşmüş. Bu bir ya nağız. Değil mi? Ya, ya düştü. İşte cezim halinde cezim halinde bir harf düştüğü için Ondan dolayı buna da Nağız fiil diyor. Tamam. Ee, misal. Ejref nağız. Bunlar aslında kolay biliyoruz. İşte e, Kaviye, gaviye, buna lefifi makrun diyoruz. Eğer bir kelimede iki tane ile tarif varsa lefif deniyor. Sonra eğer bunlar bitişikse bakın daviye vavlaya bitişik. Şeva bitişik. Ne demek kaviye? Güçlü oldu. Dava dürmek demek. Davıyı. o dava da bu ne ki davıyı. Şeva mangal yapmak. Şeva. Rava da suya kandırmak. insanlar yani bol bol sulamak. Bunlara biz ne diyoruz? Lefifi makrun. Yani bitişmiş. Değil mi? Karaneden neden gibi bitişmiş. İlle takili bitişmiş. ra ile va bitişin. Bitişmiş. Lefifi mefruh ise vela o da işte ayrılmış. Vav gelmiş. Sonra lam gelmiş. Sonra ya gelmiş. Lefifi mefruh olmuş ayrılırsa buna da lefi mefruk diyoruz. Muzaaf fiiller, muzaf katlanmış demek. Ferramette bunlar birbirinin üstlerinde katlanmış. Şeddeli harf olmuş. Ekele veya halde bunlara da mehmuz diyoruz. Değil mi? Mehmuz. Raufun, e, rauf ve seyle bunlar da mehmuz. Birisi mehmuzdur ayin, birisi mehmuzdur fa, birisi mehmuzdur la. Peki. Ama bunları şimdi öğrendik ya. Eğer iyice öğrenmişsek artık daha da yani ne yapmayacağız? Böyle yani üstünde durup şey yapmayacağız. Hani biz ne yapalım bakın. Bugün sabah kaç sayfa okuduk? Biz 8 sayfa okuduk mu? Yani 7-8 sayfa okuduk. Hani bizim orada bak ben hiç şeye girdim mi? Bu budur, bu budur bu, diye girmedim değil mi? Çünkü niye? eğer girersem okuyamadım ki ancak 3 sayfa okudum. 4 sayfa koduk. Bunları gördük inşallah öğreneceğiz. Tamam. Ondan sonra bir daha böyle şeye gerek yok. Üstünde durmaya gerek yok. Ben de önceden bir hastalık vardı. Yani nasıl diyeyim? O kelimeyi şey yapardım. üstüne dururdum. Bu bu kelimedir. Bu bu şeydir. Yani şeyi anlamadım. Konuyu anlamadım. irabını anlamaya çalışıyordum. İlk yani bundan çok önceleri de. İşte bu ne düşmüş safta? Diyelim hocam bu ne düşmüş nahilde? E hocam ne anlattı orada konuda? Konuyu ne yapacaksın? Önce bir nahi bir anla da e, e, ne yapayım ben nahi bir sonra da önemli olan konu değil mi? Yani diyelim tefsirde bugün ne okuduk? Biz usul tefsirde. Şöyle bir şey yapacağım. Konuyu anlayacağım. Yani millet manasıyla uğraşıyordu. Ben acaba burada buna düşmüş diye uğraşıyordum. Ama bu ne yapar bu sefer? E, sen konuyu anlamadın. E, artı yani bu insana yük olur bir açıdan sonra. Öğreneceğiz. Ondan sonra şey yapacağız, bırakacağız. Benim size e, tavsiyem yani birilerini bulun bu yani bunları onları okutsun. mesela şunu bir okutsanız maksudu ama Allah aziz e, her şey oturur mesela bak burada kayıtlar da var mesela eğer ya burada değil yani bir sürü kayıt var değil mi şey açın bir açın bakın e, maksud dersi bir yazın bir sürü çıkar eğer okutursanız öğrenirsiniz bakın burada sadece böyle duyuyorsunuz yani hani eğer okutursanız iyice bunlar ne oluyor içselleşiyor peki huruful metti met harfleri ve line din harfleri ve zevaidi harfleri böyle illeti illet harfleri bunların tamamı vahidetin bir değil mi? İlle harflerde onsuz zaten zevaidleri gördük yukarıda sonra sonra met dilin e, met harfleri ve hi onlar el vav vav ve ya u ya ve elif elif bunlar met harfleri ve küllü fiili mazi her fiili mazî ki küllü fiilin fiil. Öyle fiil ki mazi, hep mazi fiil. Fi evvelihi, onun başında vardır. Harfun bir harf. Min hadihil hurufi. Bu harflerden bir harf varsa yüsemma isim edilir. Misalim misal diye. Buna misal deniyormuş. İlk başta her şey olursa illi tarfi ve Niçin? Li mümâseleti benzediği için neye? Es sahiha sahih fiile. Çünkü ne yapıyor? Bakın sayfiyle benziyor. Fi ne konuda benziyor sayfiyle? ile Fi ihtimalil harekati hareket taşıma konusunda. O da üç hareket taşıyor. Na, sara. Üç hareket bakın. Peki ve adeye gelelim. Ve ade. Ama gale kaç hareket taşıyor? Gale. Gale. iki hareket bakın. Bir ga, bir de le. Veya şeye bakın Hazaya. O da iki. Ga, za. İki hareket. Ama ve ade, üç hareket taşıdığı için aynı misafiyle benziyor. Aynı sayfiyle benziyor ve ade ve yesura ve in kâne fi vasadihi eğer o ille tarif ortasında olursa yüsema ecvef bu arada denir navu Gâle ve kale burada niye iki örnek verdi birisi vavi değil mi gale ne vavi dedi mesela bunun vavi ve yayi olmazsa çok önemli vavi veya yayi neden çünkü eğer mesela gale olursa gavele dersek e, gavele. ne demek gavele Uy, e, şey yaptı değil mi söyledi Peki eğer gayel dersem ne olur? Gayel. Yani şu e, ila kelimenin vavi mi, yayım olması önemli. E, gayele ne demek? gayel. Gaylülü yaptı değil mi? Uyudu. Öğlen gaylülü yaptı. Bakın. Gale yekilu Gale yekilu gaylülü eten geliyor. Bak ne oldu? Gale Gale zeydüm. Ne demek? Zeyd öğlen uyudu manası. Değişiyor yani. Peki ve imkane fi akhiri eğer iltifafı sonunda olursa yusemma nağısan. Bu arada nağıs denir. Gaza ve rama. Gördünüz mü? Gaza Şimdi bunu yapacağız. Gaza ve rama. Peki bunu nereden bileceğim? Bu gaza vavi mi yoksa veya e, Rama rama mi? yani aslı bunun şey mi gaza ve mi yoksa rama ye ne bileceğim? Eliften değil mi? Elif'ten. Şöyle bakın. Demişler ki eğer vavi ise şuraya bir elif koyalım demişler. Bakın elif koymuşlar. O zaman bundan nasıl ne? Gazave. Bildim. Ne bildim? E buraya bak ben ne koyduk. Elif koyduk. Oradan bildik işte. Yayı ise kelime sonuna şöyle yay suretini yazan demişler. Bakın ya yazmış. Gördünüz mü? Ra, me, ye imiş demek. Ne bildin? Çünkü hocam kuralımız var. Kelimede eğer oradaki o giden harf ya ise ona yağ şeklinde bir yazılıyor. Ama o kelime bav ise azave diye elif yazıyoruz. Tamam. Mı? Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, niye birisinde elif yazıyor, birisinde ya yazıyor. Ve in kâne fihi eğer onda olur ise Hocam o hani, anlayamadım hocam. Hocam şunu bir daha anlatacağım. Yani bunu hep anlatırım ben. Sıkıntı yok ama söyleyeyim bir daha. Şimdi demişler ki eğer kelimemiz gazeve ise <laughs> gazeve vavsa oradaki o giden harf oraya şöyle bir şey koyuyoruz. Elif koyuyoruz demişler. Bakın elif. Yani vav olduğunu göstermek için gazeve nasıl gazeve olduğunu göstermek için elif koymuşlar. Ama ya olduğunu göstermek için size bakın ra me ye yapmışlar. Şöyle ya yapmışlar. Gördün mü hocam? Yani o sonda Y şekliyle yazmış Evet hocam kuyruğunu kesip doğrultup dikmişler. Tamam. Yani eğer yayı ise bir kelime yayı ise orada bir de var ya yazıyor şöyle. Ama eğer vavi ise orada ne var? Gaza elif var. Bir daha söylerim onu. Peki ve inkar eğer onda var ise harfan hani iki harf var ise o zaman ne olacak? min hadi hurufi bu harflerden iki harf var ise o zaman bakılır. Fe in kana aynuhu ve lamuhu. O ille tarifi aynı fiil ve lamın fiil ise yusemma lefifen makrunen. O zaman nefifi makrun denir. Rava mesela rivayet etti, suladı, dava, dürdü. Bak vavda ve ya da var. O zaman buna nefifi makrun diyoruz. Ve in kana ise fa'uhu vel ve lamuhu lam fil vel fa fil illettiyse, illetiyse yusemma bunlar isimdirler lefifen mefruqan lefifi mefruq denir. Vaka daha vaka. Ve kullu fi'li madin her fiil mazi öyle fiil mazi ki aynuhu aynı fiili ve lamu lam fiili harfan iki harftir. Min cinsin vahidin. Yani bir cins. Ne yüsemme mı? Hocam yüsemmayı yapar mısınız? Neyini yapayım yüsemmanı? Hocam şey var ya. İyiler iki mi? Tane, i̇ki tane alıyor. Biri gidiyor, biri kalıyor. Fetal yaptım. Normalde şey oldu ya. Ee, Yok, kendisine iki meful alır. Tamam. Sonra birinci mefhulü burada naibul fail olarak almış. Bu de onun ikinci mefulü Dolayısıyla bu da olarak gelmiş. E, o şekilde. Yani aslı söyle. Semma işte el harfe lefife. Semma el fiile lefife. Semma isimlendirdi. El fiile işte bu şiiri ne diye? lefifen Lefim diye isimlendirdi. El fiile birinci meful lefif ikinci meful. Ama burada el o, o fiil işte e, şey olduğu için, e, naibül fail olduğu için birincisi gitti. Geri ikinci mefulü getirmiş olduk. Lefif diye geldi. Peki aynı cins olursa üdüğime idgam olunur. Evveluhuma onun başı, baş tarafı fil akar diğer tarafına idram olur. Niçin istigali ağırlıktan dolayı oluyor şurada? Yüsemma isim mendili bu da diye muzaafen sonra muzaaf denir. Medde asluhu medede. Şimdi bunların hepsini ilan yapacağız. Ve küllü fiyalin her fiili ki fihi onda vardır. Hemze tüm bir hemze. Bakılır. Feyin inkanet olursa o hemze fi evveli başında olursa Yüsemma mehmuzel fay. Buna mehmuzel fay denir. Ve olursa fi e, vasadihi ortasında Yüsemma mehmuzel ayn. Buna da mehmuzel ayn denir. SL ve inkâne fi ahiri sonunda olursa yüzsel ma ismi la. O da mehmuzel la denir. Nahu karaya. Ve küllü fiilin her fiil ki halin boş olmuş. Yani demek gelmemiş. Bunlardan hiçbiri yok yani. Min hadihil aksami sitteti Bu altı kısımdan hali olmuş. Bu altı kısımdan hiçbirinde yok. El meski uğratı zikrediler. Bu altı kısımdan hiçbirinde yok. Yani ne fiilde vav ne hemze var, ne şedde var. Hiçbiri yoksa. bu fiile biz ne deriz? Vavsız, hemzesiz fiile. Yüsemma sahihan. Bu da sahih denir. Ya yani o zaman nasara nedir? Sahih fiildir. Ve kat halbuki merra geçti. Vahsus sahih. Sahih bahsi geçti. Ve seneskuru biz şimdi zikredeceğiz. Bahsel aksam. E, kısımların bahsini esittet. Altı kısım. alasebili iktisar. Kısaca özetlice şimdi <laughs> en zor konu yani aslında zor değil de bu bu yaparsanız olur. İlletler bahsi. Şimdi ilk kuralımız o, o, o onu ben şeyini atayım size. Böyle bunlarla ilgili yani illetlerle ilgili kuralların böyle bir bir sayfa mı iki sayfa mı ne şeyi var. Orada yazıyor yani bu illetleri nasıl anlarız? Bunun aslı nedir? Bunlarla ilgili. Burada söylemiş mesela. Kalp demiş. Ve i̇lletli fiillerin çekimleri bazı kaydelere göre yapılır. Bu kaideler gereğince yapılacak işlemler şunlardır demiş. Birincisi kalp. Kalp ne demek? İlletli bir harfi başka bir harfe çevirmek. Değil mi? Yani diyelim illetli bir harf var. Onu başka bir harfe çeviriyoruz. Kavale. Onu ne yaptık? Elif'e çevirdik. Kalp ettik. Vav'ı. Elif'e kalp ettik. İlletli bir harfi başka bir harfe çevirmek. İskan var. Harfin harekesini hasf ederek sakin kılmak. Gelecek bunlar hep. Yani sakin kılmak da iskan. Mesela yer mi yu idi. Onu yer mi yaptık. Sakin bıraktık. Hazif var. Harfi tamamen ortadan kaldırmak. İdgam var. İki harfin, iki harfin birincisini ikincisine yedirmek. Fiillerde bulunan cemil vavları ve tesniye elifleri her ne kadar illetli harf olurlarsa olsunlar. Bu da önemli bir kural. Zamir olduklarından hiçbir şekilde değişikliğe uğraşan, uğramazlar değil mi? Hani vavlar var ya vavlar elifler. Diyelim nasaru. Burada ne var? Bir vav var değil mi? Cemilik vavı. Nasaru. Cemilik vavı. Bu vavı şimdi ne yapacağız? İlletli mi var? Değil değil mi? İşte fail olduğu için bunlar ne kadar illetli olsa da değişiklikle uğraş, e, uğramazlar. Bunlar genel bilmemiz gereken kurallar. Allah razı olsun buraya yazmışlar. Bir de ne var? İstimai sakine. Yani Araplarda iki tane sakin toplanması uygun değildir. Mesela bakın bir mülk var. Hani bir de K var. Hani ya, e, tamam iki tane kelimenin sakin olması uygun değil. İşte A var sakin. V var bu da sakin. Bunu nasıl okuyacağım ben? Bu okunur mu sizce? Bak, laf sakin, vav da sakin. Ne oldu? Buna içtimai sakineyin diyoruz. Yani tamam hocam zaten bitiriyoruz. Allah yardımcınız olsun. İki tane sakin var. Ee, bunun okunması uygun mu? Değil değil mi? Okunmaz. İşte buna da ne diyoruz? İçtimai sakinin iki sakinin toplanması. Sadece e, şurada caiz. Darunda caiz. Yani iki tane şeyin bulunması. Mesela darun nasıl ne? Eğer şedde olursa caiz istimai sakineyin. Darun nasıl şu değil mi? Da darun. Yani şedde yaşlanan da böyle oluyor. Darun. E bak burada istimai sakinem var. Şu ra sakin. Bir de bu ne var? Elif de sakin değil mi? Bak burada olabilir. Eğer o şeddeli ise şeddeli olan yerde ee, i̇stimai Sakin'e var. Caiz. Mesela da caiz. Halbuki burada da İstimai Sakin'e var. Yani iki sakin toplanması var. Bir dağ, e, Dağ'ın Elif'i sakin. Bir de o Ra var. Sakin Ra. Ra var. Sükunlu. Bir de diğer işte Ra var. Velhasıl burada caiz. Ama diğer türlü İstimai Sakin'e caiz değil. Şimdi ilk kuralımız ne? ilk kuralımız. Onu yapalım, bitirmiş olalım. Allah Celle Celal Ammine var. İlk kuralımız va veya kendileri harekeli olup kendilerinden önceki harf fethal olursa elife kalbi olur. İlk kuralımız bu. Tamam mı? Va veya kendileri Harekeli olup kendilerinden önceki harf fetalı olursa elfe kalı olur. Neydi bunu? İlal yapıyoruz. Kavale. Bakın vav harfimiz kırmızı. Fethalı. Değil mi? E, kendileri bakın harekeli olup diyor. Bakın. Yani illa olmasına gerek yok. Bu gavile de olabilir. Gavhüle de olabilir. Fark etmez. Tamam. Vav veyağımız kendileri eğer harekeli olursa eee Kendiden önce size feta olursa ne yaptım? Vav'ı? direkt ben, Bakın Elif'e kaybettim Elif'imizde ee, mavi şekilde yaz Gale oldu. Gaza bu da aynı şekilde. Aslında bunu neydi? Gaza ve idi, değil mi? Bakın Gaza ve idi. Vav. Ee, Gaza ve idi. Gaza oldu bu da Vav'ın öncesi feta olduğu için Elif'e kaybettim. Yalnız tek farkı ne? Vavi olduğu için bunu şöyle Elif şeklinde yazdım. Bakın. Vavi ya bu gazave. Ama rameye yayı oldu için. Işte. Bakın onda şöyle ya suretiyle yazmış oldu. Tamam ee, rama ve gaza. Peki. Şimdi bunun testesine geliyor. Gaze ve gazeva. Burada laf yapılır mı? Bakın gazeva da gaze ve gazevada ilal yapılmaz tamam yani gazeve müfret ilal yaptı ama testiyesinde ilal yapılmaz gazevada ilal yapılmaz niye çünkü bakın ilal yapalım ne olur diyelim gazeve gazeva testiyesi değil mi nasara nasara testiyesi mi? Ee, bunu elife kalbettik diyelim şu vavı elife kalbettik bu ne oldu bakın burada tamam, iki tane sakin oldu görüyor musunuz? Bu sefer e, tam iki tane sakin oldu şurada. Hem şu var sakin. Yani vav'dan kalbettiğimiz elif var. Hem de bu tesniye olduğu için tesniye elifi var. İki tane sakin. O zaman burada bizim kuralımız neydi? İltikai sakine olacak değil mi? Yani iki tane sakin olmaz. Bu sefer bir tane elifi atsak ne olur? E, gaza. Bu sefer müfretle aynı oldu. Değil mi? Yani işte müfretle aynı olacağından dolayı tesliyelerde ilal yapmıyoruz. Kuralımız bu müfretle aynı olacağından dolayı tesniyelerde ilal yapmıyoruz. Yani bir daha söyleyeyim. Gazeva tesniye kelimemiz. Kuralımız neydi? Bizim ee, vav'ın öncesi feta olduğu için e, vav'ı elife kalbettik. Tamam hocam bakın mavi suretle gösteriyor. Vav'ı elife kaybettik. Bu sefer bakın iki tane sakin oldu gördünüz mü? Hem vav'dan kalbettiğimiz elif hem de tesniye elife oldu. İşte burada bu sefer ne yapacağız? İltikayı sakinen yapacağız. E yaptık. Yani şu şeyi attık birisini. Gaza oldu. E bu gaza tesliye mi yoksa müfret mi? Aynısı. İşte müfretle karışır diye e, sırf bundan dolayı o zaman ne diyoruz biz? İlal yapılmaz. Tamam mı? Tesliye de ilal yapılmaz. Sonra bir kuralımız daha var. Onu da söylüyorum. Bitiriyorum. Sakinun Affedin. E, sakin vav veya kesinlikle elife kalp olunmaz. Tamam. Sakin vav veya kesinlikle elife kalp olunmaz. Sakin vav veya elife kalp olunmaz. Bu da altı kuralımız. Sakin vav veya elife kalp olunmaz. Nasıl yani hocam? İşte burada mesela diyelim. Gazevna veya gazevne. Vav sakin mi burada? Evet sakin. Peki elife kaybedebilir miyiz? Hayır hocam kural var ya. Vav sakin vav veya kesinlikle elife kaybolunmaz. Tamam? Vav kesinlikle elife kaybolunmaz. Öncesi FETA diye sakin vav veya elife kaybolunmaz ama şu vav bu aslında bunu gazzev ne derken bu sükun asli sükun değil mi? Yani aslında vardı bu. Nasar ne? Nasar ne? Kelimenin aslı testiye meydana çıkar. Evet doğru testiye meydana çıkar. Kelimenin aslı testiye de ortaya çıkar. Doğru gazavni. Çıkıyor. Ramayini. Tamam. Şimdi bakın ne oldu? Buradaki yağlar sakin ve aslında sakinmiş zaten. Şimdi ee, e, ama eğer şöyle bir şey olsa yani aslında sakin değil de sonradan sakinleşse bu durumda e, o zaman sakin vav veya elif kalbi olabilir. Öncesi fetha ise. Mesela başka bir örnek vereyim. Sonra bitiriyoruz dersi. Eba fiili. Değil mi? E ba a. Dedim. İşte eba afil. Fiil mazi değil mi? E Bunun aslı neydi? Hemen ne yapacağız? Normal fiil gibi çekeceğiz. İfal bağından değil mi bu? O zaman ekrame gibi hemen çekeceğim bunu. Eb ya'a. Ekrame. Eb ye'a. Tamam. Ekrame. Eb ye a. Tamam. Böyle çekiyoruz. Yani aynı e, ifal gibi çekiyoruz. Bunun aslını bulmak için. O zaman ebe annas neymiş? Ebi'a. Peki e, şimdi burada bizim kuralımız ne? <laughs> kuralımız şu. Burada o e, başka bir kural devreye giriyor. İlletli harf hareket taşıyamaz. İllet az üstüne demek hastalıklı demek. O zaman hareket taşıma konusunda e, sahih harf illetli harfe göre daha üstün olduğu için illetli harfin harekesini sayı harfe veririz. Tamam? İletli harfin harekesini sayı harfi verir. Çünkü niye? Ya sayı harf var sağlam, güçlü. Onun harfi yok bakın. Ba'ya bakın sakin duruyor. Onun bir yükü yok. Ama ya harfi var, illetli, hasta. Onun yükü var. Adam ne şey taşıyor? Hareket taşıyor. Olur mu? Olmaz, değil mi? O zaman kuralımız ne? İletli harfin harekesini her zaman sayı harfi veririz. Verdik. Ne oldu bu sefer? Şöyle oldu değil mi? Ebey a oldu. Ebey a oldu. Ya sakin. Şimdi şöyle bir kural vardı değil mi? Ya sakin olunca kesinlikle elife kaybolunmaz. Öyle mi? Yok işte hocam. Burada aslında ya sakin değildi ki. Aslında burada ya fethalıydı. Ama biz ilal yaptık. Değil mi? O zaman bu ne oldu? Buradaki bu, bu sükun sükun arizi oldu. Yani sonradan gelen bir sükun oldu. İşte burada eğer yağının ve vavın sükunu sonradan gelen bir sükun olursa e, elife kalbi olabilir. Öncesi feta ise vav veya elife kalbi olabilir. Tamam. Burası böyle anlaşılsın. Bir daha söylüyorum. Vav veya kesinlikle sükuna eğer sükun ise vavla ya öncesi feta ise elife kalbi olunmaz. Kural bu. Gazevte. Ama o sükun sükun asli olacak. Yani aslında o vardı zaten. Gazevti evet. aslında vardı. Ha sonradan biz ilal yaptık. Ha, sonradan yağımız bizim sükun oldu olursa o zaman vav veya Elif'e kalbi olabilir. Tamam şimdi bunu okuyalım ve bitirmiş olalım. Kuralı Bu, benim, de, benim anlattığım e, He? Rameye'deki misal rame o da mı aynı? Neyi aynı? Buradaki misale dediğiniz e, örnek gibi sanki o da. Rameye yok yok. O normal. Şimdi geliyor bakın. O da geliyor rameye. El vavu vel vavla ya kuralımız. İza teharraketa harekete olur iseler daha ve fetaha kendilerinden öncesi de fethalı olur ise o vav ile yanın. Gulübeta kalbonurlar. Elifen elif harfine kaybolurlar. Çevirirler. Nahu gale Aslı idi. Öncesi feta olduğu için elife çevirdik. Ve kale aslı idi. Öncesi feta olduğu için yayı elife çevirdik. Ve misaluhuma bunun misali minen nagısi. Ha nagıstan misali bunun yani vav ve ya'nın çevrilmesine. Bu şey mümanele gidiyor. Va ve ya'nın çevrilmesine. Nagıstan misal nedir? Gaza ve rama. Tamam mı? Gazeve idi aslında ve rameye idi. Burada vav olduğu için elife dönüştürdük. Burası da ya olduğu için ya çevirdik. <mys> <tolu> 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 Tekul dersin fitesniyeti hima. <tolu> Tesniyelerinde dersin. Gazeva ve rameya. Bakın gazeva <ago> ve rameya. İlal yaptık mı? Yapmadık. قبل <laughs> أن yaptık mı? Yapmadık değil mi? Tevgul dersin fi tesniyeti ma gazeva. Bakın bu kelimelerin testiyesinde gazeva dersin ve, ve Yani ilal yok. Normal okuyoruz. Nasara, nasara. Gazeva, e, gazeva. Fela öyleyse tuklebani yani, vav veya elife e, vav veya kaybolunmazlar. Elife, elife. Nokta. Bitti. Tamam. Mı? Tesliyede vav veya elife kalip olunmaz. Tesliyede vav veya elife kalip olunmaz. Noktayı buraya koyduk. Bit. Şimdi başka bir şey başlıyoruz. Bakın kuralı söylüyor şimdi. Vela tukleban. Vav veya yine elife kalip olunmaz. Eydan aynı şekilde. Nerede? Bir. Fi cem'il müennesi. Cem'i müenneste. Yani gazevne. Gazevne bakın şurayı söylüyor. Gazevne. Sonra şunları hepsini sayacak. Gazevte tüm atüm. Ee, bunların hepsini sayacak. Tamam mı? Yani cemi müenneste, gaybede, gazevne de. E, vavımız ne olmaz? Elife kaybolunmaz. Daha vel müvaciheti e, muhataplarda gazevte tüm ti var ya onlar. Vel müvaciheti muhataplarda da çevrilmez. Ve nefsi mütekellimi nefsi mütekellimi de çevrilmez. Hazevtü. Hazevna niye? Bunun kuralı ne şu? Le-en-nel-va-ve. çünkü vav. Es sakinete. Sakin vav. Daha vel ya e ya. Es -sakinete. Sakin ya. La tuklebani. Çevrilmezler. Elifen. Bunlar elife çevrilmezler. Yani kuralımız bu. Sakin vav veya elife çevrilmez. Az-zev-tü. Vav sakin. O zaman elife çevrilmez. Kural bu hocam. Sakin vav. Kesinlikle. Elife çevrilmez. Kuralımız bu. Peki bunun istisnası ne? İlla müstesna. Fi mevzi'in. Değil mi? Niye mevzi okudum? Zayi kesil okudum. Çünkü misal fiile mef'il gelir. Ondan değil mi? İlla fi mevzi'in. Mevzi yani. Öyle bir yerde ki yekûnü oluyor sükûnuhuma o vav ve yana sükûnu gayrı asliyin asli değil. Yani asli değil, sonradan gelmiş. Peki bu sonradan gelme nasıl oluyor? Yani e, gayrı asli nasıl oluyor? Şöyle oluyor ki bir en nukilet e, nakil olunması ile hareket huma vav ve yan hareketinin nakil olunması ile nereye? İla ma kavlehuma kendisinden öncesine. Yani aslında vav ve yanın hareketi var imiş. Kendisinden öncesine nakit olunmuş. Bu durumda sakin olmuşlar. Yani önceden harekeliydi. Sonradan sakin olmuş. İşte bu durumda ne oluyor? Ee, o vav ve yağlar Elif'e kalp olunabiliyor. Vav ve yağlar Elif'e kalp oluyor. Örnek verelim mesela. Bitirelim. Ekame fiilimiz. Bakın aslı ne bunun? Hemen bunu ifade babına koyuyoruz. Aslı ekveme. Değil mi? Ekrame. Ekrame. Vav'ın kuralımız değil, sakin bir harf. İlletsiz olursa yani e, sayı harf olacak. Vav ise illetli ve harekeli. Hareket aşama konusunda illetli e, harften daha üstün olduğu için sayı harf. Yani sayı harf hareket e, taşıma konusunda illetli harfe göre daha üstün olduğu için şu vav'ın wow etasını kafa verdik. Bakın vermiş olduk. Ne oldu? E -me oldu. Doğru mu? E kavme. E -me oldu. Yani vav wow, sakin. İki burada sakin vav'ı wow. elife kaybedebilir miyim? Bakın e -me yapabilir miyim? E, hani vav wow sakin var Elif'e kaybolunmazdı. Hocam o nerede o? Eğer aslında bir e, sakinlik var. E, bu aslında fetaymış baksana bu adam. Ekvame. Aslında fetvaymış. Onun dolayı e, ne yaparız? Aslında fetal olup sonradan sükun olduğu için e, sakin var ve yağı Elif'e kaybedebiliriz. Bu da aynı şekilde yeh ye bu. Ye hey bu olmuş. yeha bu. O da aynı şekilde. Yani yeh ye aslında. Sonra işte yağının fetasını haya veriyoruz o sayı harf olduğu için. Sonra ya sakin kaldı bakın. Sakin ya'yı elife kaybedebilir mi? Önce sifet olduğu için evet. Kaybedebilirim. Ya ha bu şeklinde olmuş oldu. Tamam. Nahu ekame ve eba'a dedik. Burada bitirmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yarın da cemiden devam edeceğiz. Şimdi müfredi gördük. Tesniyeyi gördük. Bununla ilgili kuralları gördük. Yarın da inşallah Allah-u Teala izin verirse son beş dersimizi bu hafta icra etmiş olacağız. allah Teala muvaffak kılsın. allah Teala yardımcımız olsun. Velhamdülillahirrahmanirrahim.